Geçtiğimiz videoda devre analizimizi yaptık. Örnek devremizdeki tüm voltaj ve akımları bulabilmemiz için gereken 4 denklemi oluşturduk. Artık çözüme geçebiliriz. Bu 4 eş zamanlı denklemi çözmek için ihtiyacımız olan tek şey C1. Denklemlerimizi buraya daha derli toplu şekilde yazmak istiyorum. İlk olarak bu voltaj ifadesini yazalım. Ama şu şekilde düzenleyelim. V1 artı V2 eşittir Vs. Hemen altına ığlı denklemi şu şekilde geçirelim. I1 eksi I2 eşittir Is. Şimdi burada 4 tane değişkenimiz var. Buradaki ifadeleri kullanarak bir takım yerine koyma işlemleri yapacağız. Bunlar bizim ohm yasası ifadelerimiz. Bu ifadeleri aşağıdaki denklemlerde yerine yazarak tüm problemi akımlar cinsinden ifade etmiş olacağız. Öyleyse ilk denklem şuna dönüşecek. V1 ne? R1 I1 artı R2 I2 eşittir Vs. İkinci denklem aynı kalır. I1 eksi I2 eşittir Is. Çözümün bir sonraki aşaması bu akımlardan birini ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmak. Sanırım ben I2'yi elemek istiyorum ve bunu yapmak için bu denklemi R2 ile çarpabilirim. Sonra da iki denklemi birbiriyle toplarım. O zaman önce R2 ile çarpım işlemini yapalım. İlk denklemi buraya tekrar yazıyorum. R1 I1 artı R2 I2 eşittir Vs. Alttaki denklemse şöyle olur. R2I1 eksi R2I2 eşittir R2IS. Bu iki denklemi toplayacak olursak, evet bu iki terim birbirini güzelce götürecek. Ve sonuçta R1 artı R2 çarpı I1 eşittir Vs artı R2 IS gibi bir ifade elde edeceğiz. Buradaki I1'i sembolik terimlerle bulabiliriz. I1 eşittir Vs artı R2 IS bölü R1 artı R2. Artık gerçek değerleri yerlerine yazıp devreyi tamamen çözebiliriz. Kendimize biraz daha yer açalım. Evet, devreyi hızlıca tekrar çizeyim. 15 voltluk bir voltaj kaynağımız vardı. 4K'lık R1 direncine uzanıyordu. Burada 2K'lık bir direncimiz daha vardı. Burada da bir akım kaynağı bulunuyordu. Değeri de 3 miliamperdi. Bu I1 akımıydı. Bu da I2 akımıydı. Bilinmeyen akımlarımız bunlardı. Hadi bakalım bulabilecek miyiz? I1 eşittir Vs yani 15 artı R2 yani 2K çarpı Is yani 3 mA bölü 4K artı 2K. Ve hadi çözelim. Eşittir 15 artı 2 kilo ohm çarpı 2 mA 6 volt eder. Bu volt olacak. Bölü 4 artı 2 6K. O da eşittir. 21 volt bölü 6 kilo ohm. O da 3,5 miliamper yapar. Demek ki bu akımın değeri 3,5 miliampermiş. I1 buymuş. Bilinmeyen akımlardan birini bulduk. Sıra geldi diğerine. Denklemimiz burada. Buradan I2'yi hesaplayabiliriz. Eksi I2 eşittir. IS eksi I1. O da eşittir. 3 miliamper eksi 3,5 miliamper. Eşittir eksi 0,5 mA. Eksi işaretinden kurtulalım. I2 eşittir 0,5 mA. Demek ki bu akımın değeri buymuş. Şimdiye kadar bulduğumuz sonuçları kutucuk içine alalım. Biri bu, diğeri de bu. I2 ve I1 değerlerini hesapladık. Şimdi de voltajları bularak problemi noktalayalım. 4K'lık direncin iki ucu arasındaki V1 voltajını bulmak için ohm yasasından faydalanabiliriz. V1 eşittir I yani 3,5 mA çarpı 4 kilo ohm. O da eşittir 3,5 çarpı 4, o da 14 volt ediyor. Miliamperle kilo çarptığımızda mililer, kilolar birbirine götürür. Direkt volt birimini elde ederiz. Demek ki V1 14 voltmuş. Son voltajımız buradaki V2 voltajı. V2 eşittir I2 ki az önce 0,5 miliamper olarak bulduk çarpı 2010, Yani 2 kilo ohm. O halde V2 eşittir 1 volt. Buraya da yazalım. Evet. Devremizi çözdük. Temel yasaları kullanarak eksiksiz bir devre analizi yaptık.